Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben oğlumla hazırlandım. Kızım dershaneden çıkmak üzere. Onunla BİM'de buluşacağız. Allah'tan Derin'in dershanesi bizim eve yürüme mesafesinde 7 dakika. Hadi böyle yavaş yavaş gideyim derseniz 10 dakika falan. O yönden çok iyi oldu bizim için. BİM'de buluşacağız. Derin'in defterlerini falan alacağız. Kutay skuterını da aldı. Şöyle. Buraya girmeyi planlıyoruz. BİM'e girmeden önce kızım da geldi bu arada. Kitap kafe vardı ya, açık mı bilmiyoruz. Bir girelim bakalım. İyi gel. Ya da? Ya da Nesif Evgen. Montecesini alacağım oraya. Yok. Bir kere sallayayım mı seni? Sonra kendin hızlanırsın. Tamam mı? Sağa sola bakmayı unutmuyoruz. Gelen mi? Evet. Al bakalım. Hı. Buradan yine devam. Evet. Evet. Az bir hızlanınca tedirgin oluyor. Evimize geldik. 1 saat 10 dakika kadar falan kitap okuduk da Kutay bir süre sonra sıkılmaya başladı. Bir de bir yandan iyice de sıcak olmaya başladı orası. Çok güzel düşünülmüş bir mekan. Hoşumuza gitti. Sessiz, sakin bir yerde olsa çok daha güzel olurdu bence. Çünkü tam çocuk parkının içinde olduğu için sesler çok geliyor. İçerisi klimalı olmadığı için camlar açık. Doğal olarak sesleri içeri çok alıyor. Kitap okurken de sessizliğin olması güzel olur. Hele ki o amaçla yapılan bir yerse. Kitap kafe çünkü ismi. Yoksa çok güzel bir mekan. Kışın pek çocuk parkı kullanılmayacağından orası çok kullanışlı olacak. Kitap okumak isteyenler için üye oluyorsunuz oraya. İster çıkıp üst katta kitabınızı okuyorsunuz ya da işte eve de getirebiliyorsunuz. Okuyup tekrardan teslim ettiğinizde imzanızı falan veriyorsunuz. Üye de olamadık. Çünkü üye yapılan o sistemlerinde donma varmış bugün. O yüzden hani eğer
Çıkarmayacaksanız kitabı abla burada okuyabilirsiniz, sorun değil dedi. Sonra üye edelim sizi, kusura bakmayın falan dedi. O yüzden üye olmadığımız için çocuklar böyle kısa hikayeler olan kitapları tercih ettiler. Bizim zamanımızda ikinci el kitapçılar çoktu. Biz kitapları okur, tekrardan teslim ederdik. Yenisini alırdık, oradan değiş tokuş. Okuyunca değiştirebileceğimiz yerler çoktu. Özellikle Şişli'de böyle mekanlar çoktu. Şimdi görmüyorum doğru dürüst. Ama böyle bir olay güzel olmuş. Orada olan kitaplardan ilginizi çekeni alıyorsunuz, okuyup geri götürüyorsunuz yani. Böyle. Ondan sonra Kutay biraz parkta sallandı. Sonra scooter sürdü. Alacaklarımızı da BİM'den aldık. Birazdan onları göstereceğim. Derenim de birazdan duşa girecekmiş. Kızım da geldi dershaneden. Canı bir şey istemiyormuş. Acıkmamış. Mısır almıştık hemen. Mısırı da size gösterdikten sonra şöyle alışverişimi mısırı da ocağa koyayım. O da pişsin. Zaten süt mısırı hemen pişer. Düdüklüye koymayacağım o yüzden. Mısır yeriz belki. Fıstığım. Olur. Derinim sever. Kutay pek şey yapmaz. Arası yoktur benim gibi. Ama benden olursa yerim böyle az bir şey. Bizim evde mısır en çok seven derinli Emrah'tır. Akşam da Emrah kalanını yer zaten. Neyse kalkayım aldıklarımızı size göstereyim. Sonra şu üstümü başımı değiştireyim. Yemeğim zaten var. Yaparsam bir tatlı pratinden bir tatlı yapayım diyorum. BİM'den ve mahallenin marketindeki manav bölümünden bir şeyler aldık. Sizlere şimdi onları göstereyim. Önce aldığımız meyveleri göstereyim. Burada biraz nektarin var. Şöyle sert sert çok severim elma gibi olan nektarinleri. Burada iki tane şeftali var. Üzüm çekirdeksiz. Birazcık mürdümeri aldım. Biraz da incir aldım şöyle. Ve mısır aldım. Mahalle marketinden aldıklarımız bunlar. Burası da BİM'den aldıklarımız. Derine defteri okul açılınca falan alırız diyorduk. Sonra Derin dedi ki gerçi telli alacağım. BİM'den alalım o zaman dedi. BİM'den aldık. Şöyle kendisi seçti. Evde de birkaç yine defteri var. 5 tane büyük boya aldı. 2 tane de küçük boya aldı. Börülceyi ben seviyorum salatasını. Börülce aldım görmüşken. Kaprisan 2 tane link. Şöyle evde yine biraz var ama kitapları kaplamak için yetmeyecekti. Kutay'ın defterlerini de ciltliyoruz biliyorsunuz. O yüzden biraz daha orada görmüşken bunlardan aldım. Bir de şu baharatlardan aldım. 3 çeşidi vardı zaten. Üçünden de aldım. Tavuk baharatı. Tatları nasıl çıkar bilmiyorum da. Kajun baharatı ve salata baharatı. Şunları görünce çocuklar aldı. Hem açacak. Üst kısmı da galiba silgiymiş herhalde. Böyle bir tane makas Kutay'a. Diğerinde hafif paslanmaları oldu çünkü o yüzden yenisini aldık. Derin de bunu kendine aldı. Küçük boy olduğu için bir de kokuları da bunların çok ağır değil. Bunu mavisini kullanıyorum ben çünkü. Bir tane alayım çantamda bulunsun anne dedi. Bir tane de bundan aldı. Diğer renklerini zaten almıştık daha öncesinde. Derin'in hoşuna gidince bir tane de bundan aldı. Aldıklarımız bunlar. Vallahi eksik bitti daha almayız bir şeyler derken bunun burası paslanmış, bunun burası böyle olmuş derken bir şekilde eksik çıkıyor evde elbette ki. Okul ihtiyacı olsun, ev eksiği falan olsun. Allah'ım hayırlı kazançlar, bol kazançlar nasip etsin bizlere, evlerimize, inşallah eşlerimize, herkese de alım gücü versin. Rabbim ben de ne görüyorsam sizlere daha fazlasını versin inşallah. Mısırı haşladım. Zaten süt mısırı olduğu için hemen haşlanıyor biliyorsunuzdur. Sıcak suyun içine mısırı koydum. Çok azıcık şeker ekledim. Çok az ekledim. Birkaç tane kabuk koydum içine. Mısırları da güzelce yıkayıp bölüp böyle kaynattım. Bir kısmını yedik bile. Şöyle iki parça kaldı. Emrah yarın bunları da akşam. Benim güzel kızım bir duş aldı. Nasıl yaptı? Tahmin ediyorum bir tanem ve şöyle Bomberman açtı. Yeni favorisi Ateri'de. Kutay'ın da şöyle gördüğünüz gibi icat için malzemeleri orada götürüyor, geri getiriyor, götürüyor, geri getiriyor. Ablası duş alınca o da bir hevese geldi. Ne oldu annem? Kaybettin mi? Evet, iki duvarın arasında kaldı. Şu duvarın içinden geçiyor ya. Hı hı. Oradaydı. Kolum da yıkandı. Saatler olsun annem. Sağ ol. Bir yorgunluk çöktü galiba. Oğluş sen de oynayacak mısın bir kendine gelince? Oynayacaksın olur diye. Şimdi de oynayabilirim mesela. Tamam. Ablanın sırası bitince oyna o zaman. Sen ne oynayacaksın? Ben de bomberman. Sen de bunu oynayacaksın. Tamam anneciğim.
Sıra oğlumda bu oyun iki kişilik olarak seçilmiyor. Yani Mario gibi değil. Mario'yu biliyorsunuzdur. Sırayla oynayabiliyorsunuz ya. Bunda birine hakkı bitince diğeri oynayabiliyor bu oyunda. Nasıl gidiyor oğlum? Kutay bu oyuna yeni yeni başladığı için daha eli tam alışmadı. Pasta kreması vardı hazır arkadaşlar. Onu güzelce içine 1,5 su bardağı süt koyup çırptım. Ve üzerine bir tane muz, bir tane şeftaliyi güzelce doğradım. Ve şöyle çikolata parçaları vardı. Onları da ekledim. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağım. Ve kedi dili bisküvimi süte batırıp borcama dizip bu kremayı pay edeceğim. Bir paketini kedi dilinin süte batırıp yerleştirdim. Şunun da bir parçasını kırdım. Onu da yedim biraz önce. Şimdi kremamın yarısını döküyorum. Bu arada bu krema çırptım bir türlü kıvam almadı nedense. Şimdi diğer paketi de açtım. Geri kalan kremayı da hepsini buna koyacağım. Hemen üzerine bir çikolata sosu da pişirelim. Çikolata sosum da hazır. Hiç şaşırmadım. Birazcık soğumasını beklesem daha iyi olurdu ama aceleci Tuğba. Ebru'lu sanatı oldu yine. Yapacak bir şey yok. Olsun, hiçbir şey olmaz. Sıcacık çikolatayı kremanın üstüne dökerseniz tabii ki alttaki krema daha da gevşer. Düzeltmeye falan uğraşmayacağım. Düzeltmeye çalışırsam daha da kötü edebilirim. Bunu bu arada başka meyvelerle yapabilirsiniz. Ya da kedi dillerini hafif ıslattıktan sonra kırarak kremanın içine karıştırıp direkt borcama o şekilde de dizebilirsiniz. Böyle kat kat yapmak yerine. Artık tamamen size kalmış. Spontane tatlı yapayım dedim. Evdeki malzemelerle. Bizim evde sevilen tatlılardan bu tarz tatlılar zaten biliyorsunuz. Üzeri tabalacalı bulacalı olmasa daha da güzel görünürdü ama olsun. Sunum yaparken yine Antep fıstığıdır, işte Hindistan cevizleri falan konunca mis gibi de görünür. Biz yemeği yedik ve Kutay yeniden icat başına geçti. Ne yaptığını size göstereyim mi? Minecraft'taki karakterleri yapıyor. Şöyle tabletten bakıyor. Sonra aynen çiziyor, boyuyor. Bunu bir kez anlatmıştım. Sonra şekil veriyor ve... Yapınca bak böyle oluyormuş. Öyle olacak. Bu yaptığını mı anneciğim? Derste yapmıştı. Yemekten önce ona ara verdi. Bayağı başarılı. 3 boyutlu arkadaşlar. Hepsi 3 boyutlu. Evet. Bu da var. Aynen. Bu saklanmış burada. Böyle. Yapamadım böyle. Ama yine de güzel olmuş anneciğim. Evet, sağ ol. Hemen yemeği yediği gibi bir heyecan yine oturdu başına. Perdeyi Kutay bilerek o kısmını özellikle çekiyor. Işık vurunca rahat çizim yapamıyor. Ben de burayı ve mutfağı bir süpüreyim. Derini mutfağı toparladı zaten. Süpürme işimizi de bitirdiğimize göre artık ben videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Birazcık dinlenmeli, ailece vakit geçirmeli bir akşam olacak şimdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.